Ayşe. Ortadoğu Teknik Üniversitesi 3. sınıf çevre mühendisliği öğrencisiyim. Merhabalar, benim ismim Cem Haspolat, maden mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Kızılbaşı'nın projesi aslında uluslararası bir proje yarışmasına katılmamızla başladı. P2P Facebook Digital Global Challenge adı altında bir proje vardı. Biz buna başvuralım diye düşündük ama bu da neden kadını seçtik şöyle anlatayım. Bu aslında nefret söylemini azaltmaya yönelik, yani sosyal medya üzerindeki nefret söylemini azaltmaya yönelik bir yarışmaydı. Biz de nefret söylemini azaltmak için Türkiye'deki ilk başta sorunları bulmakla yola çıktık. Dedik ki kadınlara yönelik nefret söylemini ele alalım. Öyle olunca kız başına diye bir proje çıkarttık. Normalde bazı insanların hoşuna gitmiyor. Niye kız başına? Hani kız kadın tanımlarına çok takılıyorlar. Kız başına dememiz şöyle. Türkiye'deki en büyük nefret söylemlerinden birisi kadına yönelik olan kız başına yapamazsın cümlesidir. Biz bunu kırmaya yönelik çalışmalar başlattık ve bu şekilde projemize başlamış olduk. Yani bu kız başına söylemenin aslında kız başına şunu yapamazsın, bunu yapamazsın tarzındaki söylemlerin kişilerde yarattığı olumsuz etkinin gücünü alaraktan biz tersi çevirip bunu olumlu bir etkiye çevirmeye çalışıyoruz. Sosyal medya üzerinde biliyorsunuz ki nefret söylemine çok fazla denk geliyoruz. Yani bu aslında kadın erkek çok fark etmiyor. İnsanların dil, ırk, mezhep ya da cinsiyet yöneliğine göre olan nefret söylemleri çok mevcut. Nefret söylemleri ciddi bir sorun aslında. Nefret söylemi daha da ilerlediği zaman şiddet ve soykırıma kadar giden bir soruna sebep oluyor. Kadınlar bu konuda gerçekten çok ciddi maruz kalıyorlar ve nefret söylemleri yüzünden de şiddete maruz kalıyorlar doğal olarak. Biz hep sürekli kampanyalarımızı kadınlara yönelik yaptık. Bir kampanyamız eczane kampanyasıydı. Bu projeye başladığımızda tabii ki de kadın şiddet gören kadınların başvurabileceği Türkiye'de birçok web sitesi var, dernekler vesaire bu tarz çalışmalar yapıyorlar. Ancak şöyle bir durum var. Kadınlar şiddete ilk maruz kaldıkları zaman ne yapmaları gerektiğini bilmeyen çok kişi, çok sayıda kadın var. Ve tam olarak ne yapmalarını gerektiğini adım adım onlara anlatan bilgilendirici bir kılavuz bulmakta biraz zorlanıyorlar. Ama bu kaynakların sayıca yetersizliğinden kaynaklı böyle bir açık olduğunu biz gördük. Ve bundan kaynaklı biz bu çalışmamızı başlattığımız gibi çok güzel etkileşim aldık açıkçası çevreden. Bu da bize şunu gösterdi. Evet, kadınlar şiddete maruz kaldıkları zaman yeri geldiklerinde aramaları gereken numarayı bile bilmiyorlar. Yani yasaların ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Ve sonunda kendilerine şiddet gösteren kişileri de cezalandırabilmek adına hangi adımları atmaları gerektiğini tam bilmiyorlar. Ve biz bu noktada aslında hazırladığımız web sitesi ve sosyal medya hesaplarımızda yasaların aslında ne kadar güçlü olduğunu, hangi prosedürleri izlemeleri gerektiğini ve ilk başta hangi adımlar atmaları gerektiğini anlatıyoruz. Bu sayede kişilerin şiddete maruz kaldıkları zaman sessiz kalmamaları gerektiğini ve bunun peşinden gitmelerini onlara aktarıyoruz. Bu bağlamda da aslında biz web sitemizde yaşanmış hikayelere değer veriyoruz. Yaşanmış hikayelerde şiddete maruz kalıp karşı tarafı cezalandıran kadınlardan bahsediyoruz. Ve burada bizim aktarmak istediğimiz mesaj şu: başkaları yaptı, sen de yapabilirsin. Kadınlar şiddete maruz kaldıktan sonra yaşadıkları psikolojik travmadan dolayı çoğu zaman bunu dillendiremiyorlar bile. Yani biz tabii ki de şiddete maruz kaldıktan sonra hemen gidip olayı aktarıp peşinden gitmenin bu olayın kolay olmadığını farkındayız. Ancak hangi yolları izlemeleri gerektiğine dair onları bilgilendirici bir kılavuz sunmak istedik. Yaşanmış hikayeleri araştırırken şöyle bir şey fark ettik. Birkaç tane hikayede gördüğümüz bir olaydı bu. Eczacıların dilinden anlatılmış birkaç hikaye bulduk ve eczacılar bulunduğu mahallede şiddet gören kadınların yeri gelir pansuman için, yeri gelir bazıları derdini anlatmak için eczanelere geldiğini söylediler. Ya da bir arkadaşımın başına böyle bir şey geldi, o yüzden şöyle bir ağrı kesiciye ihtiyacım var, böyle bir ilaca ihtiyacım var diye eczanelere başvurduklarını gözlemledik. Biz de bu noktada kampanyamızın ana damarını aslında eczaneler olarak belirledik. Eczaneler üzerinden kampanyamızı genişletme politikasını izledik ve eczanelere özel bir broşür hazırladık. Ankara genelindeki eczanelere ulaşmak için çalışmalara başladık. Bundan sonra Ankara Eczacılar Odası ile iletişime geçtik ve Ankara'daki bütün eczanelere broşürlerimizi göndermeye başladık. Eczacılar Birliği de Türkiye'deki bütün Eczacılar Odası'na bizim broşürlerimizi iletebileceklerini söylediler. Bize bunun sözünü verdiler açıkçası. Biz de bu broşürlerde şiddet görmüş kadınların eczaneye geldikten sonra eczacı eğer karşı tarafın bu konuda
zarar gördüğünü anlattıktan sonra bu broşürleri onların poşetine koymalarını rica ediyoruz aslında. Çünkü kadınlar bunu dillendirmek istemeyebilir. Eczaneye geldikleri zaman şiddet görüyorum ya da şöyle bir şey, böyle bir olay başıma geldi demek istemeyebilir. Biz bu noktada eczacılara hani o broşürü poşetlerine iliştirip ya eve gidene kadar böyle bir şey var, bir göz at deyip oradan bizim web sitemize, sosyal medya hesaplarımıza kişileri yönlendirmelerini istiyoruz. Bu sayede de biz o web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda başlarına böyle bir şey geldiği zaman hangi yolu izlemeleri gerektiğini onlara detaylı bir şekilde aktarmak için çabalıyoruz. Kadının güçlü olduğunu gösteren bir Instagram yarışması düzenlemiştik. Bu yarışmamızla birçok insana ulaştık ve kadının güçlü olduğunu gösterebildiğimizi düşünüyorum. Facebook'ta da aynı şekilde yaptığımız bütün çalışmaları ana hatlarıyla Facebook'ta da yayınlıyoruz. Twitter hesabımızda da nefret söylemini azaltmaya yönelik bir hesap açmıştık, Yaso diye. Yaso'da nefret söylemine karşıt söylem oluşturan bir hesaptı. Bunu aslında otomatik yapan sistemler de var ama biz bunu manuel olarak yaptık. Nefret söylemine maruz kalındığını gördüğü zaman Yaso karşıt bir şekilde tweet atıp nefret söylemini azaltmaya yönelik çalışmalarımızı yürütüyor. Bizim Beraber Kız Başına projesinde yaklaşık 14 kişilik bir ekibimiz var. Ve bu ekibimizde de şöyle güzel bir dağılım var. Erkek ve kız sayısı zaten yarı yarıya ekibimizde. Evet. Bunu da genelde yaptığımız görüşmelerde insanlar şaşırıyor. Çünkü Türkiye genelinde hani kadına şiddet konusunda çalışan kuruluşların, oluşumların vesaire hepsinin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Ama biz buna şu gözle bakıyoruz. Yani kadına bir şiddet yapılıyor ama kadına şiddete karşı ses çıkarması gereken kişiler sadece kadınlar değil. Sonuçta bu bir insanlık suçu. Kadınların ses çıkardığı kadar erkekler de sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Sonuçta ortada bir şiddet olduğu zaman da hep beraber bu konu üzerine çalışmamız gerekiyor ve bundan kaynaklı da ekibimizde aslında kız ve erkek sayısı eşit yani. Bu eczane kampanyası başlamamıza vesile olan aslında yaşanmış hikayeyi biz bir eczacı kadından dinledik. Şöyle, mahallede şiddete maruz kalan kadın başta derdini anlatmak için geldi eczaneye, en sonunda bir gün kaçarak geliyor ve eşi gerçekten onu bıçakla falan kovalamış. Eczacı kadın da artık kapısını kilitlemek zorunda kalmış eczanesinin. Böyle olunca polis bekleyene kadar eczanede kapalı bir şekilde kalmışlar. Biz bu hikayeden çok fazla etkilenmiştik. Yani gerçekten de insanlar şiddet gördükleri zaman, kadınlar şiddet gördükleri zaman, fiziksel ya da cinsel her şekilde ilk başta başvurdukları kişiler eczacılar oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki Türk toplumunun geleneksel bir yapısı var. Yani kimse kol kırılır, içinde kalır gibi bir şey vardı. Ailede yaşanmış bir şey dışarı söylenmez. Böyle olunca eczaneleri tanımadıkları için bu şekilde belki daha rahat hissediyorlar anlattıklarında. Hani kadına yönelik şiddet var ama buna sadece kadınlar ses çıkarmalı değil. Kadına yönelik şiddet varsa bu bir insanlık suçu ve vicdanlı olan herkes bu konuda sesini çıkarmalı. Bu konunun önüne geçebilmek adına kendi üzerine ne düşüyorsa bunu yapması gerekiyor diye düşünmekteyiz.